Türkiye kuşkusuz e, kendisine esas aldığı e, yeni bir tür kemalizmle, ki biz buna e, Selefi İslamcılık, Sünnilik ve anti-kürt ırkçılığı diyoruz. Bu temelde kendisini yeniden yapılandırıyor. Bu ideoloji de onu kaçınılmaz olarak yeni Osmanlıcı hayallerin peşine düşmek zorunda bırakıyor. E, onun da yolu işte, sürekli e, Türkiye Cumhuriyeti'nin amentüsü olarak kabul edilen, e, adeta Ütopyası olarak adledilen, misak-ı milli e, adı verilen, e, Lozan Anlaşması'nda elde edemediği e, Suriye ve Irak'taki ekseri Kürdistan bölgelerini e, ama onun yanı sıra Musul ve güneyini de içine alan bir bölgede hegemonya kurmak e, amacı vardır. Bu onun Ütopyası'dır. Bunu gerçekleştirebilmek için son 5-6 yılda Rusya ile Avrupa Birliği ve Amerika arasında, genel anlamda Şangay ile NATO arasında bir çelişki ve çatışmalardan faydalanmak isteyen bir rol oynadı. Resmi olarak NATO'nun üyesi olmasına rağmen adeta NATO üyesi değilmişcesine Yaptığı davranışlar oldu. E, baktığımızda e, Türkiye aslında yüzebileceği suyun sonuna gelmiş durumda, e, yüzeceği deniz kurumuş durumda. E, bunu da son bir çare ile e, adeta işte denize e, Nasrettin hoca'nın fıkrasında olduğu gibi göle maya e, çalmaya çalışıyor e, ve onun üzerinden e, Irak'la. İranla geliştirdiği ilişkiler bağlamında Güney Kürdistan'ı işgal etmeye hazırlanıyor. Şimdi bu bir savaş operasyonu değildir. Bu haritalardan da edindiğimiz ve bu sizin bahsettiğiniz yoğun diplomasi görüşmelerinden de elde ettiğimiz doneleri değerlendirdiğimizde Güney Kürdistan'ın doğukun güneyine kadar, Erbil sınırlarına kadar bir e, Gare dediğimiz büyük dağ silsilesini işgal etmeye hazırlanıyor. Aslında bu bağlamda e, daha önce işgal ettiği Başika ve e, Musul'a e, yönelik böyle topografik anlamda bir egemenlik elde etmeye çalışıyor. Bunu sağlamlaştırmak için, bunu meşrulaştırmak için e, Irak'la, İran'la görüşmeleri var. Irak'ı suyla terbiye etmeye çalışıyor, Irak kendi yetiştirdiği, eğittiği, silahlandırdığı çetelerle e, terbiye etmeye çalışıyor. Keza e, ekonomik bazı e, e, çıkarları kullanarak, işte güya sözüm ona e, İpek yoluna alternatif bir yol güzergahı sunarak e, petrol ve gaz e, akışını da Türkiye üzerinden yapma vaadiyle bu işgale vize çıkarmaya çalışıyor. Yaptığı görüşmelerin esas ekseni bu bağlamdadır. E defalarca e, yani bu ayrıntılar bütün kamuoyu tarafından bilinmektedir. E, BİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve heyetler arasında ziyaretler oldu Bağdat ve Erbil'den. E, keza Irak'ın ve Güney Kürdistan hükümetlerinin heyetleri de Ankara'da bu şekilde ağırlandı. Ve şimdi gazeteciler ve siyasetçiler yoluyla seçimler sırasında yoğun yaptıkları propagandalarla da belirtildiği üzere e, Nisan'la birlikte bir operasyon yapmaya hazırlanıyorlar. Tabii e, Erdoğan'ın Nisan'da e, bir Bağdat ziyareti söz konusu, keza Mayıs'ta e, yıllardır lobisini yaptıkları ama ancak başarabildikleri bir Beyaz Saray ziyareti söz konusu, e, tüm bu ziyaretlerle acaba... Ee, Güney Kürdistan'ı yine e, Rojava Kürdistan'lı e, Kuzey Suriye'yi ne düzeyde işgal edebileceklerinin planlarını yapıyorlar ve bunu hiç de saklamıyorlar. Bu bütün e, kamuoyunun da e, algısına açık bir şekilde yapılıyor. Tabii ki 31 Mart seçimlerinin sonuçları düşünüldüğünde daha önce planladıkları ve kamuoyuna da sundukları adeta bir savaşa hayır savaşa kırmızı kart referandumu da oldu aslında 31 Mart seçimleri bağlamında bu seçim sonuçlarıyla birlikte hala bir ülkeyi işgal etmeye yetenebilecek mi buna cesaret edebilecek mi Türkiye'nin demokratik Kürt siyaseti bütün demokratik toplumu bu savaş politikasına izin verecek mi o Önümüzdeki günleri de, günlerin etkinliklerine bağlıdır. Muhalefetin sesi kızılmış, e, medya ve hükümet organları tekelleşmiştir. Bu dünyanın içinden geçtiği bir süreç. E, Arap baharlarında çok büyük bir tepkiyle birazcık sarsılma yaşasa da her güçleri Türkiye'yi ekonomik olarak baskı altına alıp durdurabilecektir. Fakat eni sonu Türkiye'yi bu e, işgal sevdasından e, uzak tutabilecek Türkiye'nin demokratik muhalefeti ve onun dünyadaki dostlarıdır. Biz bunun çok nadide bir örneğini dün ve bugün Van şahsında görmüş olduk. Türkiye'nin Kürdistan muhalefeti ve Türkiye muhalefeti bir seçilmişlik hakkı üzerinden uzlaştığı her şeye rağmen tepkisini gösterdi. Şimdi gerçekleştirmek istediği işgal de aynı şekilde Kürtlerin irade olmasını engellemek, e, tanınmasını engellemek e, Son 10 e, yılda elde ettikleri hakları törpülemek olduğu için e, mutlaka duvara çarpacaktır mutlaka duvara toslayacaktır diye bir umudumuz öngörümüz vardır Bu Bunun... özgürlük hareketine yönelik 3 e, yılın ardından 3 e, yıllık bir ateşkesin ardından başlatmış olduğu savaş bugün itibariyle 2024 baharında hala yoğunlaşarak devam ediyor. Diyebiliriz ki 10. yılına giren Türkiye'nin bir güvenlik doktrini vardır. Bu güvenlik doktrininin sonucunda Türkiye önceki haline göre yüzde 500, yüzde 1000 yani ekonomistler bunu çok daha iyi takdir ederler, teslim ederler. Fakirleşme söz konusu. Demokrasiden uzaklaşma söz konusu, basın ve ifade özgürlüğü yerlerde ve Türkiye Avrupa Birliği'ne aday adayı olan bir ülke arasında yani hiçbir ülkenin mevcut kıtaslarıyla karşılaştırılmayacak derecede otoriterleşen aslında kelimenin tam anlamıyla faşistleşen bir devlet yapısına sahip. E tabii bunun içinde çok yoğun bir kara ekonomi var, e, uyuşturucu, narko ekonomi var, mafya ekonomisi var. E, yani güvenlikçi doktrin Türkiye'yi 90'lı yıllarda bir süreliğine devam ettirilen, e, yani 93-98 arasında devam ettirilen e, 5 yıllık resmi e, e, gayri, gayri nizami devlet hukukundan bu sefer iki misli e, zaman e, aralığında uzatılmış durumda. Yani 2015 yazından başlatılan e, savaş 2024 e, mayısında hala devam ediyor ve çok daha büyük bir işgal planı e, misakı milli sınırları gözetilerek düşünülen e, işgal planı e, halka sunuluyor ve biz bunu gerçekleştireceğiz diyor. Bunun sonucunda Türkiye geldiği nokta inanılmaz geri bir noktadır ve bir patlamaya yol açmış durumdadır. Bu güvenlik doktrininin daha fazla sürdürülmesi, e, işte özellikle 31 Mart seçimlerinin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak da söylersek mümkün değil, mümkün görünmüyor. E, e, fakat e, yargının e, meclis çoğunluğunun e, büyük tekellerin e, elinde olduğu. Yine Avrupa Konseyinin ve Avrupa Birliği'nin e, göç ve benzeri e, çıkar ilişkileri üzerinden susturulduğu, e, Amerikanın da e, Rusya savaşı üzerinden yine İran'ı sınırlama, Çin ekonomisinin yayılmasına engelleme, İsraili koruma bağlamında Türkiye'ye sunduğu plan çerçevesine düşünürsek, e, bu iktidar, bu operasyonu, bu e, ırkçılık operasyonunu gerçekleştirmek için güvenlik doktrinini sonuna kadar devam ettirecektir. Ama dünden beri öğrendiğimiz şey şu: Türkiye toplumları artık bu güvenlik doktrinini kabul etmiyor ve bu sahada bir gerçeklik, bir realite. 31 Mart seçimlerinin sonuçları bağlamında ekonominin de halkın lehine düzelebileceğine dair işaretler var. Dolar kuru düşüş göstermeye başladı dolayısıyla bu güvenlik doktrinine hayır anlamına geliyor ama elbette ki bunu sahada halkların hükümete karşı muhalefeti ve onların aktivizmi belirleyecektir.